karşılığını. Dokunmadan mümkünsün o. Ona altına ince serratlar mesela. Orada öyle ki sapmazdı lan bela kaçmıyor. İnce serrat. Çocukluğumdan beri bir işin içinde ya. Urfa 60 derece, ocak 300 derece. Yıl 365 gün, ben 365 gün 360 derecede yanıyorum. Bizim memleketin hiçbir şekilde tepsi, iso, balcan derdi bitmiyor. Bak 3 tane. 3 tane biber, sebeh fırına. Adam sebeh uyandığı gibi geceden biberin hayalini kuruyor, tepsinin hayalini kuruyor. Bayramın sebehsi bile biber, balcan, iso. Yani biz olmasak yuvalar dağılacak. O derecedeyiz. Yani biz bundan çok rahatsız olduk artık. Bitti kap. Biraz bizi de düşünün. Biz de insana bak. Evde klimanın önünde oturuyoruz. Bak biz ateşin önündeyiz. Bir tepsi kayboldu mu? Bir biber kayboldu mu? Acık demeyin fırıncıyın Allah belasını verirsin. Söyleyin Allah fırıncıya yardım etsin. Kahrımızı çeki. 300 derece rahat. 300 derece. Gel, oradan böyle dön gel ya ateşin önünde, evde klimanın önünde duramıyorlar. Biz ateşin önündeyiz. Yani artık hakikaten bize de yazdık. Ya fırına gelirsen, iki dakika bekle, ya hastahana gidiyem üstünde yazıyor, acil. Acil ha, canımın derdine düşmüşsen, orada sıra bekleyem. Ama gel gör ki fırına gelen 5 dakika beklemiyor. Ya 5 dakika bekleyin. Adam geliyor baksana sabah 3 kabarma hemen ver gideyim. Sanki ben kendine burada para mı tutmuşam bekle diye. Yani artık bize de biraz acıyın deyik. Memleketimizin insanından tek istediğimiz. Biraz kurucularına karşı hoş görülü olur. Çünkü yaz kış sizin her türlü kahrizi çekiler. Buyurun. Buyurun 4 biber. Arkasından bu da başka bir ürün. Bu da 4 yeşil. Abi böyle. Sabah kahvaltımız. Biber. Abi en çok zorlandığımız nokta pişirme. Pişirme. Başka hiçbir şey değil. Sadece ekmek olsa fırınların önünde bir kişi 10 dakikadan fazla beklemez. Pişirme. Ya adam bir tepsiye bir tane domates kesi getiriyor. Bir patates dolgu getiriyor. Bize de günah. Böyle gelir 5 milyon pişirme vermez. Başka memlekete gider 15-20 lira pişirme parası verir. Bir de üstüne aynı adam 100 sefer teşekkür eder. Niye kendi memleketindeki ne yap bunu? Kendi memleketi kalkınsın. Yok. Niye? Çünkü biz Urfalıyız. Biz birbirimizi yormağı severiz. Ondan sonra da şikayet. Artık biz dışarıdakinden vazgeçtik. İçerideki bizi bitirin. Bak görürsen, o halimizi görürsen. Sabah buradan çıkıyor duş. Akşam duş. Biz bunları yapamazsak biteriz. Eğer biz temiz bir hizmet veriyorsak müşterilerimizden de biraz yani fırıncılara karşı değil ya biraz anlayış ya. Ya pazar günü yoğun günlerde. Yüklenmeyin. O kadar yüklenmenin bir anlamı yok. Pazar günü geldi bir işte bir sabah yiyme ha. Ya varvatlar artık heriflerini pazar günü şeker gibi kullanıyor. Kalk fırına git. Ya zaten sen 6 gün çalışıyorsan. Bir gün devde kalksın orası ya kahvaltı hazırlasın. Sıkıl sıcak ekmeği git. O da yok. Hepsi abi hepsi. Bizim Urfa erkekleri haftanın 6 günü kendi işinde bir günde evde şagirdlik. Fırına. Fırıncının şagirdi. Yoğun günlerde bizi biraz idare etsinler. Biz onları zaten idare ediyoruz. Onlar da bizi biraz idare etsin. Çünkü biz de onlar için açmışız. Onlar için ayaklarının dibinde kendilerine hizmet veren bir nimet sektörüne gerçekten biraz saygı gösterilsin. Tek derdimiz yok. Buyurun tek biber. Fırın önünde kim var kimse yok. Tek biber. Yani bu olmasa öldü herhalde. Üstüne gider kaybolursa da yuvam dağılır. Şimdi hangi yuvayı kurtarır?